Evet, şimdi bugün size Gümüşhane Özcan Mahallesi'nden sesleniyorum. Şimdi bu mahallenin tabii bir özelliği var. Gümüşhane'nin en eski yerleşim yerlerinden biri. Birkaç tabii hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce şurada bakın, bir karşıda bloklar var. 2 yıl kadar önce bu solda görünen bloğun arkasında genişçe bir alandan arka kaya bloğu, toprak kopup geldi. Hatta o binanın arkasındaki bölümden içeri girerek alttaki 2-3 kat evlerin içerisine doldu toprak, taş malzeme. Allah'tan ki o zaman bir can kaybı yaşanmamıştı. Neden böyle olmuştu? Binalara tabi ruhsat izni veren belediye bu binaların arkasına beton, çelik perde, duvar yapma, böylece oraya emniyeti alma gerektiğini bildiği halde orayı yapan arkadaşlara kıyak olsun, fazla masraf çıkmasın diye bunu ihmal etti. Sonuçta geldi ama Allah'tan ki can kaybı olmadan atlatıldı. Ancak şu karşıda gördüğünüz bütün blokların, özellikle bu kaya bloğuna bakan kısımları her an benzer bir afetle karşılaşma riski taşıyor. Hepsi aynı. Yani kesilme, kırılmayla açılmış. Doğal taşlar duvar gibi bırakılmış. Halbuki zayıflamış zaten. Ve su, işte sıcak soğuk farklarından dolayı her an bir yerden kaya, taş veya büyük bir heyelan oluşma riski var. Ama bunlarla ilgili belediye başkanı söz verdiği halde, bildiği halde senelerdir herhangi bir tedbir almadı. Ne zaman alınır biliyoruz ki, işte Allah korusun bir yine bir afet yaşanır, bir can kaybı olursa herhalde o zaman düşünülecektir. Şimdi şurada bir de bir bina var. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Bundan 3 yıl kadar önce Cumhurbaşkanı Gümüşhane'ye geldiğinde talimat olarak belediye başkanına şu ifadede bulunmuştu. Ben Gümüşhane'de dikey yapılaşma istemiyorum. Bu kadar yüksek bina nedir şeklinde. Buna rağmen bakıyoruz Gümüşhane'de, tabii kişiye özgü, tabii ki adamına göre imar uygulamaları devam ediyor. Bir tanesi de bu bina. 8 kat olarak başladı, sonra 10 kat, sonra 12, şimdi 14 kat. Yani yapılaşma yapılmış. Peki niye bu arkadaşlara böyle bir imkan sunulmuş? Çünkü yapan müteahhitlerden bir tanesi hem bu işin müteahhitliğini yapıyor hem de belediye başkan yardımcılığı yapıyor. Yani şimdi bu aslında hukuken belki kanunen suç olmayabilir ama etik anlamda uygun değil. Hem izin veren belediye, yerel yönetimde görev yapacaksın, etkili makamda olacaksın, hem de o belediyenin onayladığı imar projeleriyle kendine rant yaratacaksın. Bunu da Gümüşhane'de herkes görüyor. Herkes bu uygulamaların kişiye özgü, keyfe göre yapıldığını görüyor. Halbuki bizim Gümüşhane'nin böyle yapılara ihtiyacı yok. Bakın şurada Özcan Mahallesi, hemen arkasında Güzeller Semti dediğim semt. Şu yukarılara bakın, binalar, gecekondular yapılmış yıllardır. Yarım yamalak olanlar, mezbelelik halinde, yolu yol değil. Demin çıkarken bile zorlandık. Yani güya buraya resmi kurumlar yapmışlar, yolu yol değil. Biz de diyoruz ki sevgili belediye başkanı, ya kentsel dönüşüme ihtiyacı var bu şehrin. Bu şehrin böyle bulduğunuz alana yüksek bina yaparak rant sağlanmasına ihtiyacı yok. Sağlıksız, ilkel, alelacele yapılmış binalarda oturan Gümüşhane'de binlerce aile var.
Gelin bunlara yardımcı olun, proje geliştirin, ada bazında bölgesel olarak bir imar planı yapın. İnsanlara daha iyi, daha sağlıklı, daha modern konutlarda oturma şansı verin. Nedir düştüğünüz hep yüksek bina, beton inşaat şeyine? Niye şuraları güzelleştirmiyorsunuz, şuraların altyapısını tamamlamıyorsunuz? Bu mahallede borular, kanalizasyon boruları dahi açıktan geçiyor. Bir rezillik diz boyu. Onun için yani bu konuları kamuoyuyla böyle sık sık paylaşıyoruz. İstiyoruz ki halkımız bu konularda biraz daha bilgi sahibi olsun. Biraz daha konulara hakim olsun. Bizim görevimiz de zaten aksak eksik gördüğümüz konuları ilgili arkadaşlara iletmek. Yoksa kimseyi eleştirmek, kimseyi kötülemek için bunu yapmıyoruz. Bu şehrin daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olmasını istiyoruz. Bütün çalışmamızın amacı bu. Eleştirilerimizi art niyetli olarak değil, yapıcı olarak görülmesini istiyoruz. Şimdilik sizlere aktaracağım bu kadar. Teşekkür ederim.